ürünün kendi doğal üretim sürecindeki ömrü neyse ona tamamen sadık kalarak o ömrü uzatmaya. Fakir Atanlar programı aslında Türkiye'de iyi işler yapan, hiçbir karşılık beklemeyen, iyi işler yapan insanların hikayelerini paylaşma projesidir. Fransa turu gibi yarışlar, yol bisikleti yarışları. Yol bisikleti ve dağ bisikleti olarak çok basit anlamda ikiye ayrılıyor. Ham madde alışlarındaki ödediğimiz tekifatlar da hoş, son dönemde bir miktar düşürüldü evet. Tekifat oranımız. Ama yine de sanayicimiz zorlamadı. Ortaya konulan bir etkinliktir ve kesinlikle haber spikerinin, inanıyorum ben, haberin önüne geçmemesi gerekir. Bugün tam tersine bir anlayış hakim. Ama Harun Ülman'ın teknelerini görüp bu ne diye hep aşık olmuşum ve zaman içinde de hediyelerle, satın almalarla falan Harun Bey'in bayağı bir teknesinin sahibi olmuşum. Biliyorsunuz Pera Müzesi kuruluşundan 2005 yılından itibaren her sene yaz aylarında genç sanatçıları konuk ediyor. Özellikle kayıt dışı çalışan işverenlerin ya da merdiven altı işverenleri olarak nitelendirebileceğimiz işverenlerin bu kıdem tazminatını bir yük, maliyet yükü olarak görmesiydi. Bu koleksiyonumuz suya dokunan her şeyi var. Yani suyun ilk çıkıştığı kaynaktan bize ulaşana kadar, insana ulaşana kadar her noktadaki her obje bizim koleksiyonumuz içerisinde yer alıyor. Manifesto artık benim değil aslında. Ben yazdım ama ihtiyacı olanın. Benim bisiklete dair duyduğum tırnak içinde abartılı sevginin bir karşılığı. İşte bisiklet nedir diye başlıyor. Eşitliktir. Bazen o sizi taşır, bazen siz onu. Ki ilhamı Bernard Shaw'dan gelir.